Bu soruda Yunus Emre'nin sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı sorulmuş. Bakalım insan adaletsizlikten, kinden, kibirden, hak yemekten, yalancılıktan, insanları yermekten, ayıp aramaktan kurtulmalıdır. Aynı zamanda yardımsever olmalı, insanlara değer vermeli, herkese aynı gözle bakabilmelidir. Yani insanlar kötülükleri terk etmeli, iyi olandan yana olmalı. Şimdi bakalım A eylemler toplumun ahlak normlarına uygun olmalı mıdır? Herhangi bir ahlaki normdan bahsettik mi? Hayır hocam. İnsanı kötülük yapmaktan ahlak kuralları değil hukuk kuralları mı alıkoyar? Ahlak kuralları ile hukuk kuralları arasında bir karşılaştırma yaptık mı? Hayır hocam. Haz veren eylemlerin iyi, acı veren eylemlerin kötü olduğunu söyledik mi? Hayır hocam. İnsan sadece kendi beynini düşünerek eylemde bulunmalı mıdır Yunus Emre'ye göre? Hayır. Eğer bulunursa kibirli olur, kindar olur, hak yer, yalancı olur, ele gitsin. Peki insanlar evrensel iyileri yapmalı, kötülüklerden sakınmalı mıdır? Evet aynen burada ifade ettik. Cevap E şıkkıdır. Bu sorumuzda görüşleri verilen bir filozof var. Bakalım bu görüşler hangi filozofa aitmiş? Duyularda akıl da yanıltıcıdır. O halde hemen çizelim. Duyu ve aklı önemsemeyen bir filozof var mı karşımızda? Var. E aklı önemsemiyorsa direkt Farabi, İbn-i Sinay'ı, Elkindi, İbn-i Rüştü, Elersin net olarak cevap gazal oldu. Bakalım gerçekten gönül gözü, sezgi var mı? Teyit edelim. Onlara dayanarak Mutlak gerçeğe ulaşmak olanaksızdır. Yani akıl ve duyu bize gerçeği vermez. Mutlak gerçeği apaçık biçimde kavramanın yolu gönülden geçer. Duyuların ve aklın bize veremeyeceği bu bilgiye ancak gönül gözüyle ulaşabiliriz. Sezgiyle ulaşabiliriz diyen kişi Gazal'idir. Cevapta A şıkkıdır. Bu sorumuzda Mevlana'nın sözleri verilmiş parçada ve bu parçadaki sözlerini anlamca aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirebilirsiniz demiş bize. Bakalım bir parçaya Mevlana ne demiş? Mevlana'ya göre gerçek ve mutlak varlık yalnızca Tanrı'dır. O bilinmeyi istemiş kendi öncesiz ve sonrasız varlığını, iyilik ve güzelliğini güzellikten çıkarıp göstermiştir. Yani kendi dışında olan evreni yaratmıştır. Evren yaratıcının gücünü gösterir. Evrenin, insanın varlığının nedeni nedir? Tanrı'nın bilinmek istemesidir. Bakalım şimdi şıklara. A şıkkı ilim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sözüyle anlamca ilişkilendirilebilir mi? Hayır hocam. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün sözüyle ilişkilendirebilir miyiz? Hayır. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Böyle bir birliktelikten bahsettik mi? Hayır. 101 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Seni her türlü kabul ediyorum. Böyle bir anlam var mıydı parçada? Yok. Ama şöyle bir anlam vardı. Gizli bir hazineydim, bilinmeyi istedim. Mevlana'ya göre Tanrı şöyle demiştir. Ben gizli bir hazineydim. Bilinmek istedim, o yüzden evreni, o yüzden insanı, o yüzden varlığı yarattım der. Cevap E şıkkıdır. Bu sorumuzda Mevlana'nın sözleri verilmiş. Mevlana bu sözleriyle neyi vurgulamaktadır? Bakalım. Gel, gel, yine gel. Her kim olursan ol, yine gel. Kafir, mecusi, puta tapan olsan da yine gel. Yoktur kapımızda hiç ümitsizlik. Bil, yüz kere töbeni bozmuş olsan da yine gel. Seni her türlü sorununla, kötülüğünle, her türlü eksikliğinle kabul ediyoruz. Yine de gel, yine de gel diyor. Bakalım şimdi şıklara. Toplumun yararını göz önünde bulundurarak kişisel özgürlüğü sınırlandırmak gerekir. Yahu hiç kişisel özgürlüğün sınırlandırmasından bahsettik mi? Hayır hocam. Peki Tanrı'ya varmanın yolu akıldır dedik mi? Hayır hocam. Tanrı iyi ve kötü kuralları belirlemiş midir? Belirlemiştir. Burada bu kurallardan bahsedildi mi? Hayır hocam. Tanrı insanın yaptıkları kötülükleri affeder mi? Eder hocam. Neden? Ne diyor? Diyor ki kim olursan ol. Ne yapmış olursan ol. Yine de gel. Yine de gel diyor. Kapımız sana her zaman açık. Tövbeni yüz kere bozmuş olsan da yine gel. O yüzden buradan şunu çıkarabiliriz. Tanrı insanı affeder, kötülüklerini bağışlar. Cevap da D şıkkıdır. Bu sorumuzda Hacı Bektaş Veli'nin sözleri verilmiş. Bu sözleriyle neyin dile getirildiği bize sorulmuş. Parçamıza bakalım. Tanrı yaratılışın iç yüzü, yaratılanlar ise Tanrı'nın bilgisi ve özünün dış yüzüdür. Bunları bilmek insanı mükemmel insan yapar. O halde mükemmel insan yaratılan ile yaradanı ayrı görmez ve bunun farkına vardığında yaratılışın sırrını kavrayarak mutlu olur. Bu birliğin bilincine varma ahlakın amacıdır. Şimdi neyi dile getirdi bakalım. Ahlak kaynağını dinden değil akıldan alır dedik mi? Hiç akıldan bahsetmedik. Ele gitsin. İnsan tutkularının kölesi olmaktan kurtulmalı. Doğaya uygun yaşamalıdır. Hiç doğadan bahsedildi mi burada? Hayır hocam. Peki evrensel ahlak yasalarını Tanrı'nın koyduğunu anlayan insan mutlu insan olur mu? Evet hocam. Nereden çıkarıyoruz? Bakın buradan çıkarıyoruz. Ne diyor? Tanrı'nın yaratılışın iç yüzü olduğunu, insanın ise onun dış yüzü olduğunu bilmek insanı mükemmel yapar. Mükemmel insan yaradanla yaratılan arasında ayrım görmediği için ne olur? Mutlu olur. O halde Tanrı'nın koyduğu kuralları anlayan ve buna uyan insan mutlu insandır. Cevabımız C şıkkıdır. Bu soruda Mevlana'nın düşünceleriyle aşağıdakilerden hangisinin dile getirildiği sorulmuş. Bakalım Mevlana'ya göre gerçekte var olan tek göz Tanrı'dır. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler Tanrı'nın yeryüzündeki yansımalarıdır. Tanrı her şeyi kendini tanıtmak, bildirmek için yaratmıştır. Bu nedenle tüm yaratılanları yaratandan ötürü hoş görmek gerekir. Ne dile getirilmiş bakalım? Seçme özgürlüğü olan insanın yaptıklarından sorumlu olduğu mu dile getirildi? Hayır hocam. Tanrı'nın bilinmek istenmesi dile getirildi ve her şeyde her yerde Tanrı'nın olduğu söylendi. Şimdi devam edelim. Evrendeki her şeyin Tanrı'nın bir parçası olduğu söylenir mi? Söylenebilir. Mevlana'nın dile getirdiği şey budur diyor. İnsanlarda, hayvanlarda, bitkilerde Tanrı görebilirsiniz. Çünkü Tanrı'nın burada yeryüzündeki yansımasıdır bu varlıkların kendisi. O halde cevap net olarak B şıkkıdır. Bu sorumuzda Farabi'ye göre toplumda erdemliliği belirleyen ölçü sorulmuş. Parçamıza bakalım. Yetkin idareciler tarafından onların belirledikleri ilkelere, koydukları yasalara göre yönetilen toplum Farabi'ye göre erdemli bir toplum olarak tanımlanır. Buna karşılık kötü ve bilgisiz hükümdarlar tarafından yönetilen, insanları mutluluk nedir bilmeyen, neyin gerçekten iyi olduğundan yana bilgisizlik içinde bulunan bir toplum erdemsiz bir toplumdur. Yani yetkin idareciler, bilgili idareciler tarafından yönetilen toplum erdemli bir toplumdur. O halde erdemli toplumun temelinde bilgili olmak vardır ve baştaki kişinin yetkin olması vardır. Şimdi ışıklara bakabiliriz. Toplumun bireyden üstün olduğu mu vurgulandı. Hayır hocam, yönetim ile bilgeliğin gücünün birleşmesi toplumu erdemli yapar mı? Yapar hocam. Çünkü yetkin bir yöneticiden ve bilgili hükümdardan bahsettik. Cevap B şıkkıdır. Neden C şıkkı değildir? Bireyin tek başına anlam ifade etmediği toplum erdemli midir? Değildir. İnsanların çıkarcı ve bencil olduğu bir toplum erdemsiz bir toplumdur. Huzurlu bir yaşamın maneviyattan kaynaklandığını mı söyledi? Burada vurguladığı şey yetkin bir idareciydi, liyakatlı bir idareciydi, bilgili idareciydi. O yüzden cevap B şıkkıdır. Bu sorumuzda Farabi'nin siyaset felsefesine ilişkin görüşlerinin ne ile temellendirildiği sorulmuş. Bakalım. Farabi'ye göre erdem yardımlaşmadır. Gerçek mutluluğa ulaştıracak şeylerde yardımlaşan kent erdemli kenttir. Mutluluğa erişmek için yardımlaşan toplum erdemli toplumdur. Bunun gibi bütün uluslar mutluluğa varmak için birbirlerine yardım ederlerse dünya erdemli bir dünya olur. O bu anlayışın sonuna kadar götürür ve en yetkin devlet insanlığı kuşatan dünya devletidir der. Yani temelde var olan şey nedir? Yardımlaşmadır. Peki yardımlaşma nasıl bir kavramdır? Daha doğrusu hangi alanla ilgilidir? Hocam ahlakla ilgilidir. Hukukla bilgiyle, dinle, varlıkla ilgili değildir. Ona göre bir toplum eğer erdemli ise o toplum birbiriyle yardımlaşan bir toplumdur. O kent birbiriyle yardımlaşan bir kenttir. O halde yardımlaşmanın temelinde ahlak var mıdır? Vardır hocam. Cevap A şıkkıdır. Bu soruda Mevlana'nın sözleri verilmiş ve Mevlana'nın bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı sorulmuş. Bakalım hocam. Yaratılmış olanlar içinde yalnız insan varlığının özünü, güzelliğini ve iyiliğini sezebilir. Çünkü yaratıcı kendi ruhundan sadece ona üflemiştir. Fakat maddeye bağlı ve geçici zevklerle örülü benliği bu sezgiyi engelleyebilir. Fakat o bu benliğe savaş açarsa özüne yaklaşır, giderek yaratıcı bilir ve onu sevme haline ulaşır. Yani maddi dünyanın zevklerine karşı savaş açacak, o benliğe karşı savaş açacak, giderek artık Tanrı'ya doğru yaklaşacak, onu sevecek, onu içimde, yani içinde duyumsayacak, aşkla, sevgiyle ona yaklaşacak hocam. Şimdi şıklara bakalım. Ahlakın sezgilere dayalı olduğundan bahsettik mi? Hayır hocam. İnsan özgürlüğünün sınırından bahsettik mi? Daha doğrusu, sınırsızlığından bahsettik mi? Hayır hocam. İnsanların davranışlarında örnek olmasından bahsettik mi? Hayır hocam, hiçbir örnek yoktu. Peki nefis terbiyesi ve aşkla Allah'a ulaşabileceğimizden bahsettik mi? Bahsettik. Burada neyle savaşıyorduk değerli arkadaşım? Benliğimize karşı savaşıyorduk. Özümüze yaklaşıyorduk ve bu şekilde Tanrı'yı seviyorduk, biliyorduk. O halde cevap D şıkkıdır. Bu sorumuzda Agostinus'un görüşleri verilmiş. Bize sorulan şey aşağıdakilerden hangisi Agostinus'un görüşleri için söylenemez? Yani Agostinus'un görüşü olamaz hocam. Bakalım. Agostinus'a göre ruh bedenden bağımsız ve bedenden önce yaratılmıştır. Maddi bir yapı olmayan ruh değişmez, sonsuz ve ölümsüzdür. Ruh Tanrı'dan ayrılmıştır ve ona geri dönecektir beden ve ruh karşıtlığı aynı zamanda ruhun ölümsüzlüğünün de kanıtıdır. Ruh bedenden oluşan insan, bakın ruh ve beden önemli, ruh ve bedenden oluşan insan nasıl bir insandır? Dualist bir insandır, onu da bir yazalım çünkü işimize yarayacak. Devam edelim, bu dünyada sadece bedenini bırakır, ruh öte dünyaya gider, o halde ruh burada nedir hocam? Ölümsüzdür. Güzel. Şimdi ruhun varlığını kabul ediyor mu? Ediyor. Dualist bakış açısı var mı? Hemen tespit ettik. Var hocam. Peki beden ve ruh Tanrı tarafından yaratılmış mı? Yaratılmış. Ruh ölümsüz mü? Bakın ölümsüz. Peki maddeyi ruhtan öncelikli mi görüyor? Tam tersi. Ruhu maddeye göre önceliyor. O halde cevap E şıkkıdır. Bu sorumuzda İbn Rüşt'ün görüşü sorulmuş. Bakalım İbn Rüşt'ün temeli aldığı görüş hangisidir? İbn Rüşd'e göre Kur'an-ı Kerim açık olarak var olan her şeyi akıl yoluyla değerlendirmeye insanları davet etmektedir. Dolayısıyla felsefenin dinle çatışmadığını, aksine uzlaşı içinde olduğu görüşündedir. Hakikate götüren yollardan biri olan akılla bilgi ortaya koyan birinin kişisel durumuna bakılmaması gerektiğini, önemli olanın bilginin akılsal olup olmadığının ortaya konması gerektiğini belirtir. Değerli arkadaşım İbn-i akıl ile inanç arasında bir çatışma görmez. Her ikisinin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma yolu olduğunu söyler ve bunlar arasında uzlaşıya gider. Yani her ikisini uzlaştırır hocam. Şimdi bakalım aşkı, akıl ve ibadet uzlaşmaz iki alan mıdır? İbn-i e göre uzlaşan iki alandır. Peki akıl irade özgürlüğünü engeller mi? Engellemez. Felsefe akla Dinde vahiye mi dayanır? İbn-i Rüşd'de böyle bir ayrım yok. İkisi bir ve aynı şeydir. D şıkkına bir bakalım. Bakın ne diyor? Akılla doğru bilgiye ulaşılır. Akılsa olan inatsal olandır. İnatsal olan akılsal olandır. Cevap da D şıkkıdır. Bu sorumuzda görüşleri verilen bir filozof var. Bakalım bu görüşler hangi filozofa aittir? Sakinlerinin ancak mutluluğa erişmek maksadıyla yardımlaştıkları bir şehir erdemli bir şehir olur. Bütün şehirleri mutluluğa eriştirmek maksadıyla el ele vererek çalışan bir millet de erdemli bir millettir. Bütün milletleri mutluluğa ulaşmak maksadıyla el birliğiyle çalışan bir dünya erdemli bir dünyadır. Erdemin temelinde yardımlaşmayı gören, erdemli bir dünyadan, erdemli bir kentten, erdemli bir toplumdan bahseden kişi kimdir? Farabidir cevap C şıkkıdır.